kadar gelmiştik? 70'ten devam ediyoruz. Nahl suresi 70. Allah sizi yarattı. Sonra sizi öldürüyor. Sizden kimi de bildikten sonra bir şey bilmesin diye ömrün en aşağı ucuna yaşlılığı geri çevrilir. Şüphesiz Allah bilendir, her şeye güç yetirendir. Tabii bu herkes için olmuyor. Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürüyor. Yani bütün canlılar doğarlar, büyürler, ölürler. İnsanlardan da bazıları bunaklık dönemine kadar, yani bunaklık ne demek? Bir şey düşünememe, yaptığı davranışlardan dolayı sorumlu olmama dönemi. İşte bilmemesi ifadesi bunu kullanıyor. Bazıları bu durumu geçiriyor, bazıları da geçirmiyor. Ömrünün en aşağı ucu derken de bunu anlatıyor, geri çevrilir. Şüphesiz Allah bilendir, her şeye güç yetirendir. Şimdi aslında hani dünya hayatında Allah adalet koymamış. Öyle derken tabii ki yaratılış olarak adil her şey ama burada insanları farklı farklı yaratmış. Ben de diyorum ki, dünya hayatı Allah'ın adalet dağıttığı yer değil, dünya hayatı adaleti yeryüzünde insanlara emanet ettiği yerdir. İşte kim güç ve kuvvet sahibi olursa veya kendinde olan hasletleri başkalarıyla paylaşma konumu olursa, işte adalet burada başlıyor. Allah rızıkta kiminizi kiminize üstün kıldı. Yani bu bir gerçek değil mi? Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altında, kendi seviyelerinde bulunan insanlara eşit olacak şekilde çevirip verici değillerdir. Şimdi Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Aslında İslam'ın şu infak olayı bir gerçekleştirilmiş olsaydı, gerçekten dünya üzerinde ne aç kalır, ne susuz kalır, ne yoksul, ne çıplak, her şeyde insanlar dengeleşme meydana gelirdi. Ama zalim olan insanlar, bu mazlum olan insanların üzerindeki bütün nimetleri sömürüp alıyor, onları köleleştiriyor. Dünyada iblisin teklifiyle zulüm haline getirecek bir güç oluşturuyor. İşte Allah böyle bir durumu kesinlikle reddediyor. Allah'ın nimetini inkar eden olarak görüyor bunları. Evet, yani bu ayetten anlaşılan Allah gelir durumu, maddi pozisyonu iyi olan insanlara olmayanlarla paylaşmalarını emrediyor. Bunu yapmamayı da şimdi Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar diyor. Şimdi Allah'ın nimetini inkar etmek insanı ne yapar? Kafir yapar, dinden çıkartır. Birkaç konuya aslında bu ayet açıklık getiriyor. Birincisi ilk cümlede Allah rızıkta kiminizi kiminize üstün kıldı. Hani birileri diyebilir ki ya işte Allah ona veriyor, ötekine vermiyor, bu böyle denemesi için böyle yapıyor filan diyebilir. Ama bu böyle olsaydı, ondan sonra da kalkıp insanlara üstün kılınanlar, rızıklarını ellerinin altında bulunanlarla onda eşit olacak şekilde evirip çevirici değildirler diyor. Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar diyor.
eğer Allah nimeti kendi dağıtmış olsaydı, o zaman diğer insanlara ya siz nimeti niye paylaşmıyorsunuz diye suçlar mıydı? Benim nimetimi inkar ediyorsunuz der miydi? Demek ki Allah'ın rızıkta kiminizi üstün kıldı cümlesi, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde ellerinde güç bulunanlarla güç bulunmayanların oluşmasını anlatıyor. Yani imkanı fazla olanlarla olmayanlar, ama bu Allah'ın sana fazla imkan vereceğim, sana fazla mal vereceğim, ötekine az vereceğim, seni süründüreceğim, seni açlıkla deneyeceğim. Bu değil. Yani sebep-sonuç ilişkisi içerisinde meydana gelmiş olan bir şey. Bu durumda olanlar, yani durumu iyi olanlar, durumu iyi olmayanlara versinler, paylaşsınlar diyor. Bunu yapmayanları da Allah'ın nimetini inkar etmekle Allah suçluyor. Bak bu ağır bir suç. Tehlikeli bir suç yani. Hani biz şimdi diyemeyiz ya işte ben bu kadar çalıştım, kazandım, bilmem ne yaptım. Öyleyse kimse kusura bakmasın yani. Herkes çalışsın, kazansın filan. Allah bunu kabul etmiyor. İmkanların ölçüsünde dengeni bozmadan bunu diğerleriyle paylaş diyor. Bilmiyorum siz ne diyeceksiniz bu konuda? Hani Bakara suresi 245'te ahiret aleminde kat kat arttırmak koşuluyla kim Allah'a borç verecek diyor. Kim bana borç verecek diyor. Şimdi Allah'ın eğer bu ayeti gerçekten, gerçek anlamında anlamış olsaydık, Allah'ın sıkıntıya düştüğünü, Allah'ın ihtiyaç sahibi bir güç olduğunu hissederdik. Oysa burada dünya hayatında Allah ayette belirtildiği gibi kimini kimine üstün kılmış. Bu bir gerçek değil mi? İşte üstün kılınanlar o yoksul olanlara o kendi mallarından harcamasını Allah kendisine borç vermiş olarak veriyor. Yani ben insanları böyle yaptım. Yani farklı farklı yarattım. Bu dünya yaşamının kuralı. O üstün meziyetli, üstün nimetli donatılmış olanlar kendi ellerinin altındakilere yardım etsin. İşte bu bir deneme oluyor. Ben çalıştım, ben kazandım yok. Sen çalıştıysan, kazandıysan Allah sana verdiğinden dolayı sen çalıştın, kazandın. Bahadır'ın bir sorusu var herhalde hocam. Buyur Bahadır. Evet. Selamünaleyküm öncelikle. Aleykümselam. Hocam. Bu sadece mal için mi geçerli yoksa zeka, akıl, mantık da mı içeriyor bunu? Yani örneğin mesela bazı insanlar hakikaten bazı şeyleri okuyunca çok daha güzel anlıyor. Mesela Kur'an'ı. Ve bu insanlar bu ilmi biriktirip paylaşmazlarsa bu da bir nevi bir cimrilik olmaz mı? Bu ilim de paylaşılmalı. Yoksa bu ayet sadece ve sadece malı mülkü mü kastediyor? Şimdi burada İlmi olan ilmini paylaşacak, mal olan malından paylaşacak, aklı olan aklını paylaşacak. Efendim hangi güçte varsa bedeni gücü olan bedeni gücünü paylaşacak. Yani burada sadece paylaşılmayacak olan zulüm, işkence olacak. Onun dışındakiler hep paylaşılacak. Yarattı ve size eşlerinizden çocuklar ve torunlar yarattı. Ve sizi güzel şeylerden rızıklandırdı. Şimdi onlar batıla mı inanıyorlar? Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Burada Allah sizi kendi nefislerinizden eşler yarattı derken Nisa suresinde Araf suresi 189. ayette sanki hani ilk yaratılışta Adem'i yarattık, ondan da eşini yarattık ayetini, sanki Adem'in sağ kaburga kemiğinden eşini yarattı, ikisi evlendiler, ondan sonra çocuk sahibi oldular. Böyle anlamışlar. Oysa nasıl bir insan, bak Allah sizi kendi nefislerinizden eşler yarattı. Yani sizin formatınız neyse, sizin kendi formatınızdan
aynı anlamda eşler var etti anlamında kullanıyor. Yani bu formatla. Yoksa birinin kaburga kemiğinden veya parçalarından yaratma olayı değil. Çocuklar ve torunlar yarattı ve sizi güzel şeylerden rızıklandırmaktadır. Allah'ın verdiği rızıklar saymaya, hani bir ayette de saymaya kalkışsanız onu genellemesini bile sayamazsınız diyordu. Şimdi onlar bununla mı inanıyorlar? Şimdi onlar bunlara mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Yani putlara inananlardan bahsediyor. Evet, batıla mı inanıyorlar diyor. Batıla, pardon. Demek ki Allah önce kendi verdiği nimetleri bize hatırlatıyor. Daha sonra da Allah'ın vermiş olduğu bu nimetleri paylaşmayanları veya batıla inananları Allah'ın nimetini inkar ettiklerini söylüyor Allah. Yani illa ben Allah'ı inkar ediyorum, Allah yoktur demeye gerek yok. Eğer insanlar elinde bulunduğu imkanları diğer insanlarla paylaşmıyorlarsa veya hakka inanmıyorlarsa bu da Allah'ın nimetini inkar etme anlamına geliyor. Kafir olur yani insan, Allah korusun. Allah'ın dışında kendileri için göklerden ve yerden hiçbir rızka, hiçbir şeye malik olmayan ve buna güçleri yetmeyen şeylere mi tapıyorlar? Yani kendileri, diğer ayetlerde de onu anlatıyordu. Kendileri yaratılıp dururken Allah'ın dışında mı onlar kendilerini Rab iddiaz edenleri Allah eleştiriyordu. Yani onlar zulüm yapıyorlar, insanları korkutuyorlar, köleleştiriyorlar. İnsanlar ondan korktuklarından dolayı da onlara tapıyorlar. Yani Allah'ın dışında kendileri için gökten ve yerden hiçbir rızka, hiçbir şeye malik olmayan, yani hiçbir güce sahip olmayan, Allah vermese o hiçbir şeye malik olamayan ve buna güçleri yetmeyen şeylere mi tapıyorlar? Yani insanlar bazıları güneşe tapıyorlar, bazıları aya tapıyor, bazıları nehirlere tapıyor, bazıları Lat, Menat, Uzza, Hübel ve bunun gibi insanları kendilerine ilah ediniyorlar. İşte gökleri ve yeri yaratan, onları da yaratan Allah olduğu halde ilah edinilmesi, Rab edinilmesi gereken sadece Allah'tır. Kulluk ve ibadet ancak ona aittir. Bunu üzerinde durup vurguluyor. Artık Allah'a benzerler aramaya kalkışmayın. Çünkü Allah bilir, siz ise bilmezsiniz. Yani Allah'a benzerler aramaya kalkışmayın derken, hani ortak koşmayı da aynı anlamda kullanmış. Yani gökleri, yeri yaratan Allah, rızkı veren her şeyi Allah, onun denginde bir varlık var mı? Eğer onun denginde bir varlık varsa Allah ölmez. Baş, evvel, ahir, zahir, batın. Allah'ın dışında böyle bir varlık var mı? Onlar ölüyorlar. Eğer gerçekten onlar da bir ilah olmuş olsaydı, tapınılacak, kulluk yapılacak bir varlık olmuş olsaydı, onlar kendi ölümlerini engellerlerdi. Ama bunu yapamıyorlar. O inkar edenler Allah'ı inkar ettiğinden dolayı siz ona kulluk etmeyin. Onlar da Allah'a bağlı ama onlar inkar ediyorlar. Onlar zalim olanlardır ifadesi kullanıyor. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah kendisine ortak koştuğunuz ilahlar konusunda hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının mülkünde olan ile tarafımızdan kendisine güzel bir rızık verdiğimiz, böylelikle ondan gizli ve açık infak eden kimseyi örnek olarak gösterdi. Şimdi bunlar evet. Eşit olur. Hamd Allah'ındır. Fakat onların çoğu bilmezler. Şimdi iki tip insanı mukayese ediyor Allah.
birisi Allah kendisine ortak koştuğunuz ilahlar konusunda hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının mülkünde olan ile bu inkar eden, müşrik olan bir fotoğraf ortaya koyuyor. Arkasından da diyor ki ile tarafımızdan kendisine güzel bir rızık verdiğimiz bir Müslüman olanın fotoğrafını koyuyor. Böylelikle ondan gizli ve açık infak eden kimseyi örnek olarak gösterdi. Yani iki tip insanı. Bunlar hiç eşit olabilir mi? Yani Allah onu neye yakıyor da bunu neye cennete atıyor deme hakkına sahip mi? O onunla bir olabilir mi? Eşit olabilir mi? Hamd Allah'ındır. Fakat onların çoğu bilmezler. Yani sevgi, tesbih, tanzim Allah'a aittir. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. 76'yı okumadık hocam. 76'yı okumadık mı? Okumadık. Allah şu örneği verdi. İki kişi bunlardan biri dilsiz, hiçbir şeye güç yetmez ve her şeyiyle efendisinin üstünde bir yük, o onu hangi yöne gönderse bir hayır getirmez. Şimdi bu adaletle emreden ve dosdoğru yol üzerinde bulunanlar eşit olabilir mi? Aşağıdaki aynı ayetin bir açıklaması oluyor bu. Yani bir efendinin iki tane çalışanı var, işçisi var. Birisi ne derse yerine getiriyor, kesinlikle kusuru işlememek için çaba gösteriyor. Birisi ise ne söylese onu yapmıyor. Şimdi bunun ikisi de eşit olabilir mi? Adalet sahibi bir insan için diyor. Kıyamet saatinin emri de yalnızca süratli göz açıp kapama gibidir veya daha yakındır. Şüphesiz Allah her şeye güç getirendir. Yani gökleri ve yeri, yani Allah zaten gayb Allah'a aittir. Peygamberler de biz Allah bildirmedikçe gayb hakkında bizim bilgimiz yoktur diyor. Bazı insanların bilmediği bazı gayb haberlerini Allah bildiriyor. Peygamber de gayb haberlerini inanan insanlara aktarıyor. İşte burada göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet saatinin emri de yalnızca göz açıp kapama gibidir. Yani hani burada insanoğlu yaratılıp ölünceye kadar öyle bir zaman çabuk geçiyor ki hani ahiret aleminde o inkar edenlere siz gerçekten inanmadığınız cehennem hayatını gerçek buldunuz mu? Onlar gerçek bulduk diyorlar. Ne kadar kaldınız diye sorduklarında bir gün veya bir günden az, bir saat veya bir saatten az ifadeleriyle bunları izah ediyorlar. İşte Kur'an sürekli kısa bir zaman dilim içinde dünyayı tarif ediyor. Dünya bir an, ahiret ise ebedidir. İşte az bir değere karşılık ahireti satın aldılar ifadesi kullanıyor. Yani ahirete karşı dünyayı tercih ettiler. Ve bundan da aldanışta oldular ifadesi kullanıyor. Şimdi tabii bu ayeti okuyunca şu konuyu belki hatırlamak gerekiyor. Kıyametle ilgili bir sürü uyduruk hadisler var. Şunlar olmadan kıyamet kopmayacak. Şöyle şöyle olmadan bilmem ne olmayacak. Buna benzer şeyler var. Oysa Allah kıyamet saatinin ansızın geleceğini söylüyor. Ve vaktinin ne zaman olduğunu kendisi dahi bildirmiyor bize. Yok, bilmiyoruz. Ve Allah'ın bildirmediği bir şeyi peygamber nereden bilsin de bildirsin. İşte bu uyduruk şeylerin Kur'an'a ters olduğu buralardan anlaşılıyor. Burada şunu anlamak lazım. Aslında kıyamet derken insan öldüğü zaman zaten kıyamet kopmuş demektir. Yani insan milyarlarca yıl ölü olarak kalsa bile o kişinin yani kıyametin kopup
insanların hesaba çekilmesi arasında zaman farkı yoktur. Allah zaten bunu kaldırıyor. İşte bir insanın kendi kıyameti var, bir de bütün insanların, bütün evrenin kıyameti var. Bunu ayırmak gerekiyor. İşte bütün kainatın kıyameti kopması ile insanın kendi kıyametinin kopması arasında ne fark var? Yani insan öldüğü zaman zaten onun için kıyamet kopmuş demektir. Endişe etmeye gerek yok. Ansızın derken aslında her insan bir saniye sonra, bir saat sonra çıkacağını Allah bilir. Onun için ansızın ifadesi kullanıyor. Elbette mesela yine Me'arit suresi 4. ayette melekler ve ruh ona süresi 50 bin yılda ulaşır. Bu süre geçmeden kıyamet kopmayacaktır benim kanaatime göre. Evet. O sürede evrendeki bilgilerin açığa çıkmasıyla tamamlanacak olan bir süre. Tabii ki. Yani bunlar mutlaka gerçekleşecek. Hadislerde belirtildiği gibi binalar çoğalacak, zinalar çoğalacak. Bunlar hikaye masal. Oradaki asıl mesele evrenin bütün gizli sırları deşifre edilip ortaya çıkıncaya kadar kıyamet kopmayacak. Kur'an ifadesine göre. Hayır, İranlı filozoflardan bir tanesi Behçti, Doktor Behçti diyor ki şu ana kadar diyor insan, Kur'an'daki insanlığın gelişim sürecini okuduğumuzda bu sürecin ne diyordu? Onda ikisi, hatta onda üçü yaşanmış durumda, onda yedisi yaşanacak diyor. Yani kıyameti öyle yakın falan bilmeyin diyor. O hadislerin hepsi palavra diyor. Aynen. Ama şu bir gerçek yani. Mesela insanoğlu nasıl, hani İnsan suresi 1. ayette daha insanların adı bile anılmaya değmezken ne dehir geçti ne dehir. Yani insanoğlu var oluncaya kadar bugünkü müsbet bilimlerin, ilim adamlarının tespitine göre 13 milyar 700 milyon yıl geçtiği anlaşılıyor. İşte insanoğlu varoluşuyla bu evrendeki bütün Adem'e isimleri öğrettik ifadesiyle geçmişi, anı ve geleceği aynı anda kullanma sanatı yaparak Ademoğlunun evrendeki isimleri çözme olayı da 50 bin yıl süre geçecek. Bu süre geçiştikten sonra da tekrar bu insanoğlu var oluncaya kadar geçince, yani gelinceye kadarki süreç insanoğlu yok olduktan sonra da geçmiş olabilir, geçecek olabilir. Ama insanoğlunun ömrü, tabii ki bu başka bir anlam taşıyorsa bilmiyorum ama 50 bin yıl süreceğini söylüyor. Peki hocam, Bahadır, buyur Bahadır. Kıyamet yaklaştı, ay yarıldı diye bir ayet var ya Kamer suresinde. Evet, o şey için yazdım. Yani ay yarıldı derken hocanın anlattığı gibi bütün ayın bilgilerini de aldık. Yani bilimsel olarak çoğu şeyleri artık biliyoruz. Ondan sonra kıyamet kopacak. Tabii ki yani kıyamet yaklaştı, ay da yarıldı. Ay hakkında bilinmeyen bilgiler gün yüzüne çıktı anlamında kullanmış bunu. Ama bu bilgiler ne hocam yani? Bu bilgiler ne zaman çözülüyor ya? Yani? İşte bu imkansız. Benim dedim veya geçmişte de söyleseydik işte ne bileyim işte araba, televizyon çıkmıcı bilgiler çözülmüş derlerdi ama yani bu bilgilerin yani deniz gibi o kadar Allah-u Teala gibi var ki yani çözülmesi imkansız yani bence. Şöyle diyor, hani kıyamet yaklaştı, ay da yarıldı. Şimdi bu hadislerle anlatılmış. Zaten beni değiştiren, Kur'an'a yönelmemi sağlayan bu olay olmuştu. Aslında 1969 yılında Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Mark Collin gibi astronotlar aya ayak bastılar. Bu bir gerçek yani. Hep bunu şeylerde gösterdiler. Çoğu bunu kabul etmiyor ama işte burada hep din adamları ayın nur olduğunu,
aya çıkılamayacağını, yakıp kavuracağını söylüyorlardı. Oysa kıyamet yaklaştı, ay da yarıldı ifadesini kullanırken ay hakkında bilgi edinmenin durumunu anlatıyor. Yani düşün, ayla dünya arasında ne kadar mesafe varsa bu mesafeyi insanlar aşıyor, ayak basıyor ve ay hakkında bilgi ediniyorlar. İşte bu bilgi edinme olayını kıyamete yaklaşma olayı olarak tanımlıyor Kur'an. Hani bir ayette şöyle diyordu. Dağlar pamuk gibi, yani hallaç pamuğu gibi atıldığında, denizler tutuşturulduğunda, güneş köreltildiğinde ifadelerini kullanırken, yani insanoğlunun teknolojide o kadar ileri gidecekler ki dağlarda deşifre olmamış, sırrı çözülmemiş, maden kalmayacak anlamında dağlar hallaç pamuğu gibi atıldığında başka türlü nasıl olabilir? Yani zaten evet. Batı'da zaten mesela şimdi petrolden biz başka enerji üretimine veya başka enerji tüketimine bakmaya başlıyor yani Batı. Çünkü biten bir ilim yok ya. Yani. Yok işte bu ilmin biteceğini söylüyor yani. O biraz önce dediğiniz yani bunu Mehmet Azimli Hoca da şey diyor yani ben onun şeysinde tabii diyor yani mantıklı o zamanki insanlar da eğer mantıklı düşünselerdi bundan atıyorum yani 300-400 sene önce ne bileyim Roma'daki bir tabiat ilimlerini şey etselerdi İran'daki böyle bir olayın olmadığını onlar da varırdı ama biz buru buraya inandığımız için ay yarılmış, işte ne bileyim şu olmuş, bu olmuş, böyle hurafalara inandık veya inanmak mecburiyette kaldık yani başka bir bilgimiz olmadığı için. Ama yani bu ilim, benim biraz önceki dediğim gibi, ilmin sonu ben göremiyorum yani. İşte bu göremediğin sona kadar insanlık yaşamaya devam edecek. Gördüğümüz zaman artık insan ömrü bitecek. Yani bir kıyamet varsa sonu olacak demektir bu ilmin. Evet, ilmin kıyamet yaklaştığı ile bağlantısı ne demiş? Yani bilmiyorum İsmail ne diyorsan kendin konuşarak sor daha iyi olur. Şöyle mesela Adem'e bütün isimleri öğrettik diyor. Ne demek bütün isimleri? Sanki bu Adem peygambere öğrettik anlamında kullanmışlar. Bilgi iki kaynaktan geliyor şu anda insanlara. Birisi vahyi bilgi, bu peygamberlerle gelen bilgi. Birisi de eşyanın bilgisi. Bu da meleklerle gelen bilgiler. Yani iki bilgi son Nebilerle gelen bilgiler son Nebi Resul'le son erdi. Muhammed erkeklerden hiçbirinin babası değil. O Allah'ın Resulü Nebilerin sonuncusudur. İşte bunu bir kitap halinde yazılmış, belgelenmiş ortada duruyor. Ama Kur'an'da bazı açıklanmayan meselelerden bahsediyor. Hani Enam suresi 91. ayette orada şunu deriler ve kağıtlarına üzerine yazıyordunuz. O bir kısmını açıkladığımız bir kısmından da vazgeçtiğiniz ifadesi kullanılır. İşte açıklanmayan meseleler
ilmi verilerle teknoloji tarafından açıklanacak anlamda kullanmış bunu. İşte bu kıyamet olayını anlatırken de bu Adem'e bütün isimleri öğrettik kelimesini geçmişi, anı ve geleceği aynı anda kullanma sanatı yaparak hala Adem'e isimler öğretilmeye devam ediyor. Bu ne zamana kadar sürecek bu devam etme? Bütün Allah'ın insanlara öğretmek istediği bütün isimler öğretilinceye kadar devam edecek. Bu da kıyametin sonu olacak. Benim anladığım. Yani burada aya işaret ederken bu kıyamete bir yaklaşma olayı olarak tanımlıyor bunu. Yoksa kıyamet kopacak anlamında tanımıyor. Ama hep bunu neyle izah etmişler? Peygamber sahiliyle bir işaret etmiş. Bir taraftan sağ koyundan bir bölümü, bir bölümde sol koyundan çıkmış gökte birleşmiş, şahit olmuş. Bunlar hikaye masal. Bunların Kur'an'la alakası yok. Ya bir ay bölünür de bir insan koyundan çıkar mı? Allah'ın yarattığı evrenle Allah'ın gönderdiği vahiylerin uyum halinde. Neresi uyumlu bu vahiy anlayış? Doğru değil. Evet. Ben yani bu ayetin gayb kuyusuna atılacak bir şey yok buradaki ayette. Hem Kamer suresinde hem de buradaki ayette. Dolayısıyla hangi açıdan baktığına da bağlı biraz. Kıyamet esnasında ayın parçalanması olmaz mı demiş. Kıyamet esnasında her şey parçalanacak. Güneş dürüldüğünde diyor. Efendim, dağlar allaş pamuğu gibi atıldığında diyor. Bir de kıyamet sahnesinin öyle olmuş böyle olmuş. Bizim için bugün fazla bir önemi yok. Yani zaten kıyamet geldi mi gidiyor. Evet. Kaçta kalmıştık? 77'de. 78. Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı. Ve umulur ki şükredersiniz diye işitme, görme duyularını ve gönüller verdi. İşte bak, anne karnından çıkardı. Ve bu çıkarma olayı anne karnından doğuştan ergenlik yaşına gelinceye kadar bir dönemi de kastediyor Kur'an. Burada nasıl insanlar yaratılışta Rabbim Allah'tır demişlerdi. O sözünü ergenlik yaşına gelinceye kadar bozmuyor. Buna zaten melek diyor. İşte ne zaman ki o insana iki seçenekli, tek seçenekli o haldeki durumu, iki seçenekli bir döneme girdiği zaman işte hani Hicr suresi yine bu Hicr suresinde diyordu ki biz beşere yani bir şekil verip bir düzen verdiğimizde ona ruhumuzdan üfledik diyor. İşte burada iki seçenekli bir varlık haline dönüşüyor insan ergenlik yaşına geldiği zaman. Orada insana demeyip de beşere diye bahsedilmesinin tek nedeni beşer kelimesini kullandığı zaman hem inkar eden için kullanmış beşer kelimesini hem de iman eden için kullanmış. Burada şekil biçim verdiğimizde ruhumuzdan üfledik derken her iki yöndeki karar veren insanlara o bilgi aktarılmaktadır. Bunu kastediyor. Yani Allah size annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken yani böyle bir şey yoktu çıkardı ve umulur ki şükredesiniz diye işitme, görme ve gönüller verdi. Şükretme ve inkar etme ne zaman oluyor? Ergenlik yaşına geldiği zaman. Onlara Resuller gelip bilgi aktardığı zaman şükretme veya inkar etme gündeme geliyor. Göğün boşluğunda boyun eğdirilmiş kuşları görmüyorlar mı? Onları böyle boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz iman eden bir topluluk için bunda ayetler vardır. Bakın mesela kuşlar bir ümmettir. Burada göğün boşluğunda boyun eğdirilmiş kuşları görmüyorlar mı? Yani kuşlar
gökyüzünde öyle altında direk yok. Üzerinde tutan yok. Nasıl böyle gökyüzünde gidiyorlar? Onları böyle boşlukta Allah'tan başkası mı tutuyor? Yani böyle bir yaratışı Allah'ın dışındaki varlıklardan mı bekleyelim? Tutmuyor. Şüphe... Ama burada yalnız bir ipucu veriyor Allah. Yani kuşların gökyüzünde uçması sadece oradan yola çıkarsak onu izah edebilir insanlar. Ne derler? Efendim hava olduğu için, kanat çırptığı için efendim havanın üzerine doğru çıkabiliyor bir şekilde. Ama burada yaratılış silsilesine dikkat çekiyor bence. Çünkü havayı da yarattı, kuşu yarattı, diğer maddeleri yarattı, yer çekimini yarattı. Hepsini üst üste koyarak düşünmek gerektiğini burada bize anlatmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Tabii ki bize bak mesela iki ayet örneği vereyim. Hani Adem'in iki oğlundan o zalim olan, o mazlum olanı öldürdü. Nereye gömeceğini bilemedi. Bir karga kuş geldi. Ağzında ölü bir kuş getirdi. Onların önünde yeri deşiledi. Ondan sonra gömdü. Vay ben şu kuş kadar olamam. Burada aslında öyle bir şey de yok. Buradaki anlatılmak istenen hayvanlarda sizin için hayatta bazı olayları keşfedip öğrenmeniz için bir takım örnekler var. Ayetler var ifadesi kullanıyor. Buradaki kuşların havada uçmasını da eğer kuşlar havada uçmamış olsaydı bugün uçağı havada hareket eden o 100 ton yükü götürüyor ya uçak. Hesapladım. Baktım 500 kilo şey var. Yani pardon 500 tane uçakta insan var. Hepsi 100'er kilo gelse 50 ton. 50 ton da uçağın kendisi gelse 100 ton demir parçası ve insanlar havada uçuyor. Bu kolay bir şey mi? Bunu Allah'ın insanlara bu bilgiyi öğretmesiyle bunlar bunu keşfedip öğreniyorlar. İşte bu kuşların durumu da böyle. Yerler kıldı. Ve size hayvan derilerinden hem göç gününde hem yerleşme gününde kolaylıkla taşıyabileceğiniz evler günlerinden, yapılarından ve kıllarından bir zamana kadar giyimlikler, döşemelikler ve ticaret için bir meta kıldı. Yani ayetlere baktığımız zaman hep yaratılmış olanları tek tek sayıyor, bizim önümüze koyuyor. Allah size evlerinizi güvenlik ve huzur bulacağınız yerler kıldı. Evlerinizi secde edin. Secdegah yeri yapın. Secde edilecek yeri haline dönüştürün. Yani güvenlik yeri. Şu anda bütün insanlar yılandan, çıyandan, her türlü kötülüklerden arındırılmış bir yer olarak evlerini görmüyorlar mı? Size hayvan derilerinden hem göç gününde, yani göçebe olarak yaşayanlar için hem yerleşme gününde kolaylıkla taşıyabileceğiniz evler, yani çadırları, eskiden kıl çadırları hep davar kıllarından dokuyup ortaya koyuyorlardı. İşte insanlar bir yerden bir yere göçtükleri zaman yine o çadırlarla göçebe yerlerinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Yapağlarından ve kıllarından giyimlikler, efendim elbiseler hep siz bunları yapıyorsunuz. Allah bunlar boşuna yaratmadı. Allah size bu kadar değer verdi ve size bunları verdi. Siz de Allah'a değer verin. Allah sizin için yarattığı şeylerden gölgeler kıldı. Dağlarda da sizin için barınaklar, siperler kıldı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler, sizi savaşınızda zorluklara karşı koruyacak giyimlikler de var etti. İşte o, üzerinizdeki nimetini böyle tamamlamaktadır. Umulur ki teslim olursunuz. Bak mesela Allah sizin için yarattığı şeylerde gölgeler kıldı. Hani bir ayette diyordu, dağı onları gölgelik olarak kıldık. Ama onlar ne yaptı?
dağı kendi üzerlerine göçecek sandılar diyor. Buradaki dağı gölgelik kıldık ifadesi kullanırken Musa'ya Tur Dağı'nda vahyi bilgi geldi. Onlara o ilahi mesajlar dünya hayatında nasıl yaşanılacağını dair mesajlar vardı. İşte o önce insanlara hoş geldi ama öyle bir duruma, öyle bir konuma geldiler ki o inanışı onlar reddetmeye başladılar. Yani bizim inancımız bizi böyle helaka götürüyor zannettiler. Onu anlatıyor. Gölgelik kıldı. Dağlarda da sizin için barınaklar, siperler kıldı. Hep eskiden insanlara bakın, mağaralarda, dağların deliklerinde, hatta o İrem kavmi, Sütunlar kavmi hep bunları yapıyorlar. Dağları delip, dağlardan evler yaptığı tarihi kalıntılara baktığımız zaman bunları rahatlıkla görüyoruz. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler, yani şu andaki giydiğimiz elbiseler ve daha önceki yapılan hayvanların o kıllarına, yünlerine yapılan şeyler koruyor. Sizi savaşlarda koruyacak giyimlikler de var ettik. İşte o üzerinizde nimetini böyle tamamlamaktadır. Umulur ki teslim olursunuz. Yani Allah her türlü nimeti veriyor. İşte Müslüman olmak demek zaten Allah'a teslim olmak, iman etmek, Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşamı düzenlemek demektir. Onun dışındakileri reddetmek. La yoktur, ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur demek. Fakat bunlar yüz çevirirlerse sana düşen yalnızca apaçık bir tebliğdir. Yani düşünebiliyor musun? Yani hani İnsan Suresi 2. 3. ayette yine biz sizi yarattık, yolu gösterdik, dileyen şükretsin, dileyen de nankör olsun diyor. İşte peygamberler geliyor, Allah'ın göndermiş olduğu vahiy bilgilerle toplumun karşısına çıkıyor, mesajını veriyor. İster onlar kabul etsin, isterse reddetsin. Senin görevin sadece tebliğ. O zaman Kur'an'a göre insanlara inancını zorlama hakkı, zorlama gücü de olmaması gerekiyor. Bunun üzerine basa basa duruyor Kur'an. Üzülme diyor onlar için. Evet. Onlar Allah'ın nimetini biliyorlar, sonra da inkar ediyorlar. Onların çoğu inkar edenlerdir. İşte bak mesela hani hep Rabbimiz Allah'tır demişlerdi. Zaten fıtratlarında bu var. Her yanlış yaptığı zaman yanlış yaptın diye uyaran bir ses bunu vurguluyor. Onlar Allah'ın nimetini biliyorlar. Yani bunu Allah'ın dışında biri mi var etti desen, hayır bu fıtrattaki o takva sesi onu asla kabul etmiyor. Sonra da inkar ediyorlar. Yani nefsani arzu, iblisin teklifi ve şeytani yolda yürüyen insanların etkisiyle o inkar etmeye başlıyor. Ediyorlar. Onların çoğu inkar edenlerdir. Yani Kur'an'da çoğunluk hep inkar eder. İblisin yolunda yürüyen, yasak ağaçtan nemalanan insanlar. Hazır Zah Hocam, Muhammed'in bir sorusu varmış. Buyur Muhammed. İnkar edenler şeytanın yolunda olmuş oluyor değil mi? Efendim? İnkar edenler o zaman şeytanın yolunda olmuş oluyor değil mi? Aynen öyle. Zaten inkar edenlere şeytan diyor Allah. Hani Bakara suresi 14. ayette. Tamam. Teşekkür evet. Muhammed. 84'ü de okuyalım herhalde zannedersem o zamana vaktimiz geliyor. Her ümmetten bir şahit göndereceğimiz gün artık ondan sonra ne inkar edenlere özür dilemeleri için izin verilecek, ne Allah'tan hoşnutluk dilekleri kabul edilecek. O zulmedenler azabı gördüklerinde onlara ne azap hafifletilecek,
ne süre tanınacak? Şimdi her ümmetten bir şahit. Yani burada her ümmetten derken burada aslında bir önde gelenler var. Yani meleler, toplumu peşinden sürükleyen insanlar, bir de arkasına giden insanlar. Yani her inkar edenin, Kur'an o inkar edenlerin konumunu temel olarak ikiye ayırıyordu. Birisi ehli kitap olanlar, birisi de puta tapıcılar, müşrik olanlar. İşte o bunlar gayri Rabbani yolda olanlar. Bunun karşılığında ne vardı? Müslüman olanlar. İşte Müslüman olanlara, Allah'a, Allah'ın yolunda yürüyen insanlara cennet vaat ediyor. Müslüman olmayanlara da cehennem vaat ediyor. Bu Allah'ın kesin bir vaadi diyor. İşte orada her önde gelen imamlarıyla beraber çağrılacak ifadesini kullanırken onu çağıranlar ve gidenler orada tartışmalara giriyorlar. Diyorlar ya orada, sen beni getirdin, ben seni götürdüm, çekişmeye başlıyorlar. Hayır, ben seni çağırdım ama sen gelmek zorunda değildin ifadesiyle o meleler, önde gelenler onlara yaptıklarının sadece kendilerinin suç olmadığını, bu suça diğerlerinin de ortak olduğunu anlatıyor. O zulmedenler azabı gördüklerinde onlara ne hafifletilecek azap ne de süre tanınacak. Yani orada artık kesinlikle geriye dönüş yok. Onlar oraya inanmıyorlardı ama gördük, inandık. Fakat bizi bundan kurtaracak bir hal yok mu diye çareler aramaya başlıyorlar. İşte o çare asla kabul edilmeyecek. Girin cehenneme denilecek. Onlar da keşke toprak olsaydı. İfadeleri bu olacak. O şirk koşanlar, şirk koştuklarını gördükleri zaman Rabbimiz seni bırakıp bizim taptığımız ortaklarımız bunlardır diyecekler. Onlar da bunlara siz gerçekten yalan söyleyenlersiniz diye sözü geri çevirip fırlatacaklar. Yani dikkat ediyorsanız bak şu anda aslında dünya hayatında her şey onlara göre, tabii inkar edenlere göre gülük gülistanlık. Ama o sıkıntıya düştüklerinde, yani cehenneme o hepsi birden girme konumuna geldiklerinde suçu birbirlerine atmaya başlıyorlar. Sen beni saptırdın. Hayır, onlar da diyor, az önce izah ettiğimiz gibi, biz çağırdık ama senin gelme diye, senin üzerinde zorlayıcı bir gücümüz yoktu. Ama sen geldin, gelmeye de bilirdin. Niye geldin? Biz suçluysak, aynı suça sen de ortaksın. O zaman birbirlerine fırlatma durumumuz haksızlık anlayışına varacaklar. Teslim olmuşlardır ve uydurdukları yalancı ilahlar da onlardan çekilip uzaklaşmıştır. İşte din gününün maliki olan Allah derken bunu anlatıyor. Yani dünya hayatında serbest, herkes dilediği gibi inkar ediyor, isyan ediyor, zulmediyor, iman ediyor. Herkes dilediği gibi yapıyor. Allah'tan iman edene de özel bir yardım yok. İnkar edenlere de özel bir zulüm yok. Ya insanlar eliyle var zulüm, efendim yardım, ya da doğanın yasalarına uyduğu zaman doğadan geliyor bunlar. O zaman işte o şirk koşanlar, şirk koştukları günü gördükleri zaman Rabbim seni bırakıp, 87'yi mi okuyorduk hocam ya, o ayeti mi? Ha, 80, ha evet. O gün Allah'a teslim olmuşlardır. Yani ahiret aleminde boyunları uzatılmış, herkes kendilerine gelecek olan
kararın sonucunu bekliyorlar. İşte burada itiraz etme, efendim ben yapmadım, ben etmedim deme hakkı yok derseler bile önlerine iki tane belge sunuluyor. Birisi boyunlarına dolanmış kitap, oku kitabını denilecek diyor. Birisi de dünya hayatında kalbinden geçenleri ve ertelediklerini bile kaydeden kamera sistemi konuyor önüne. İşte senin hayatın bu. Bununla sen kendi kararı ver. Onlar da zaten kendilerinin gerçekten öyle bir suça iştirak ettiklerini